Evet, bugün haftalık olağan basın toplantımızı Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak İzmir'imizde, İzmir il binamızda yapıyoruz. Bunu değişik zamanlarda tekrar edeceğiz. Türkiye'nin değişik illerinde örgütlerimizle basın toplantılarımızı yapacağız. Öncelikle Ümraniye'de görev yaptığı sırada saldırıya uğrayan, yaşamını yitiren polis memurumuz Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Emniyet teşkilatına başsağlığı diliyoruz. Yaralı polislerimizin bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Ama üzüntü verici olay, bu olay İstanbul'un göbeğinde gerçekleşiyor. Maalesef ki sokaklarımız halk arasındaki tabirle Teksas gibi. Üzülerek söylüyorum ki organize suçlar endeksinde Avrupa'da birinci sıradayız. Değerli arkadaşlar, Umut Vakfı yapmış olduğu bir araştırmada son 10 yılda 35 bin tane silahlı olay gerçekleşmiş. Ve yine üzülerek söylüyoruz ki 2023 yılında 3773 silahlı olayda 2318 yurttaşımız hayatını kaybetmiş. Yani günde silahlı olaylarda 6 vatandaşımız ölüyor. Şimdi İçişleri Bakanı kendisine şiddetle ilgili sorulan sorulara sus diye cevap veriyor. Hayır, susmayacağız. Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde, mahallesinde çok vahim olaylar oluyor. İnternetten insanlar pompalı tüfek ya da silah çok kolay bir şekilde erişiyor ve satın alınıyor. Ve bununla mücadele etmeyen, buna seyirci kalan bir iktidar ve bakan var. İşte İstanbul'un göbeğinde bir kadın polis öldürülüyor. Bir suç makinesi tarafından. Eminim çok kolay bir şekilde o silahı elde etti. Bununla mücadele etmek zorunluluğumuz var. Değerli arkadaşlar, ülke günden güne büyük bir felakete doğru gidiyor. Hazinenin iç ve dış borçları bir önceki aya göre 232,5 milyar artmış. Ve toplam borcumuz 8 trilyon 339 milyar. Şimdi göreve geldiklerinden bugüne kadar, yani 2002'den bugüne kadar toplam borç 8,3 trilyon. Bunun 8,1 trilyonu AKP döneminde yapılmış. Yani AKP 200 milyarla almış olduğu borç miktarını 8,3 trilyona çıkarmayı başarmış. Şimdi faiz ödemeleri dünyanın birçok ekonomisinde çok küçük bir yer tutarken bizim faiz ödemelerimiz en büyük kalem haline gelmiş. Üzülerek söylüyorum ki 2003-2024 yılları arasında yıl yıl hesapladık. Ne kadar faiz ödemişiz? 577 milyar 803 milyon dolar. Türkiye'nin geleceği, bakın, Türkiye'nin iç ve dış borcundan fazla faiz haram diyen bir cumhurbaşkanı, bir yönetim bu ülkenin geleceğini bir grup tefeciye, faizciye ödemiş. Ve hemen ekonomi bu haldeyken halka tasarruf diyen, tasarrufu halka, işçiye, emekliye, öğrenciye, okullara yükleyen cumhurbaşkanı tam bir sefa içerisinde. Gıda enflasyonunda dünyada birinci sıradayız. Ortalama çalışma süresi en yüksek ülkelerden bir tanesiyiz. Kişi başına düşen milli gelir de 17. sıradayız. 2023 seçim beyannamesinde ekonomide ilk 10'da olacağız dedi beyefendi. 17. sıradayız. Hiç utanmıyorlar bundan. Enflasyonda ENA göre 51, ENA göre %90, TÜİK'e göre 51. Yoksulluk oranı
%10'un altına düşeceği söylenmişti. Bugün %14 ama gerçek yoksulluk oranı %30 ve bu durumdayken beyefendinin Cumhurbaşkanlığı sarayında 2024'ün ilk 6 ayında 1 milyar 582 milyon ihale gerçekleştirmiş. Bunu kim yapmış 1 milyar 582 milyon ihaleyi? Recep Tayyip Erdoğan yapmış. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ben çok merak ediyorum. Sen yol yapıyor musun? Hayır, ihalede öyle bir şey yok. Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Köprü yapıyor musun? Okul yapıyor musun? Bu sadece sarayının masrafları, kıyafetlerin, hayvanlarının yem gideri, korumaların, araçların, uçakların bakım parası. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar halkına bu kötülüğü yapan başka bir cumhurbaşkanı yok. Şimdi beyefendinin daha acısını söyleyeyim. Ağustos ayındaki sarayının giderine 1 milyar 800 milyon. Günden güne tırmanan, denetlenemeyen, hesabı verilmeyen bir gider faciasıyla karşı karşıyayız. Şimdi her gün 60 milyon lira harcıyor. Beyefendi bir günde 3529 askeri ücretlinin maaşını tüketiyor. 4800 emeklinin maaşını tüketiyor. Saatte 2,5 milyon. Dakikada 41666 lira harcıyor. Ve utanmadan halka, emekliye, işçiye, köylüye tasarruftan bahsediyor. Hemen saray bu haldeyken onun dibinde reklamını yapan, borazanlığını yapan, dezenformasyonla mücadele adı altında kurulan İletişim Başkanlığı. Değerli arkadaşlar, 2023 yılında İletişim Başkanlığı 2 milyar 692 milyonluk mal ve hizmet almış. Ben Fahrettin Bey'e soruyorum, ne aldın kardeşim? İletişim Başkanlığı böyle bir bina, personeller, ne aldın? Bunu milyonlarca sosyal medya trollüne mi harcadın? Bunu havuz medyasına mı harcadın? Ne aldın? Bakın, 1 milyondan bahsetmiyorum, 85 milyona sesleniyorum. 10 milyondan bahsetmiyorum. Toplam beyefendinin ihale gideri 2 milyar 692 milyon. Şimdi bir ülkede, bir parça demokrasiyle yönetilen bir ülkede İletişim Başkanlığı adı altında böyle bir harcama yapılmaz. Sarayın reklamını yapacaksın, ülkede gerçekleri gizleyeceksin, ülkede gerçekleri söyleyenlere saldırtacaksın basın ya da sosyal medya yoluyla ve buna milyarlar harcayacaksın. Bu bir suç. Yeri ve zamanı geldiğinde bu suçu işleyenler hesap verecek. Değerli arkadaşlar, millet bu haldeyken, millet açken, bu para harcanırken peki bakanlar ne yapıyor? Gençlik ve Spor Bakanı Hulusi Akar sucuk partisi yapıyor. Ya yazıklar olsun. Bu ülkede 7 yıl önce, 8 yıl önce doğan, bugün ilk öğrenime başlayan milyonlarca çocuk daha sucukla tanışamadı. Sucuk nedir bilmiyor. Evlere giremedi. Bu beyefendiler utanmadan, sıkılmadan sucuk partisi yapıyor. Geliyorum Milli Eğitim Bakanı. Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi yok arkadaşlar. Veliler, yardımsever insanlar, çocuklar okulları temizliyor. Okullarda deterjan yok. Ama bu beyefendi utanmadan, sıkılmadan tarikatlarla STK adı altında sözleşme imzalıyor. STK'larla sözleşme imzalama Sayın Bakan. Temizlik işçileriyle ve temizlik malzemeleri üreten firmalarla sözleşme yap. Okullarda hastalık türemez. Geliyorum Tarım Bakanı'na. Çiftçiler perişan, ürünleri tarlada, beyefendi yalan söylüyor. Adalet Bakanı, narin olayında, vahşetinde, cinayetinde olayı gizleyen milletvekilini koruyor. Geliyorum İçişleri Bakanı'na. Bugün bir polis öldürülüyor. Narin olayı sorulduğunda sus diyor.
Susmayacak bu ülke. İşte üzülerek söylüyorum ki bakanların durumu bu. Yeni öğretim yılına okullar maalesef ki hijyenden, temizlikten uzak bir şekilde başladı. Aileler bizi arıyor. Çocuklarımız maalesef ki hastalıklarla, salgın hastalıklarla karşı karşıya geliyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez okullarımızı temizleyemeyecek hale geldik. Çocuklarımızı koruyamayacak hale geldik. Öneri ne? Önümüzdeki sene 5 okula bir temizlik görevlisi. Ama saraya 13 tane uçak, milyarlarca lira harcama, Fahrettin limitsiz harcama, çocuklara 5 okula bir temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Yurt sorunu. Akademik takvim yavaş yavaş başlıyor, üniversiteler açılıyor. Ben gençlerimize eğitim, öğretim hayatında bu yıl başarılar diliyorum Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. Ama üzülerek söylüyorum ki 4.153.981 evladımız üniversitelerde eğitim görecek. Güzel. 81 ilde 856 tane yurdumuz var. Peki kaç öğrenciyi barındırabiliyorlar? 987.000. Oran ne? Yurtta öğrencilere oda verebildiğimiz, yatak verebildiğimiz oran ne? %23. 4 çocuktan birine bile bir oda veremeyecek, bir yatak veremeyecek durumdayız. Peki Sayın Bakan, bu durumu biliyordunuz. Geçen sene bu durum yaşandı. Ne kadar yatak sayısını arttırdınız? 47.000. %3 bile değil. Özel yurtlar %4'ünü karşılayamıyor. Nereye kalıyor bu çocuklar? Ne olduğu belirsiz tarikatların eline. Ya da sokağa. Ya da okula gidemiyor. Bir sosyal devlette saray ve iletişim başkanlığı bu kadar para harcıyorsa, bu kadar faiz ödeniyorsa ve evladına, çocuklarına bir oda, bir yatak verilemiyorsa artık o ülke yönetilemiyordur. Çekip gitmeleri gerekiyor. Bakın ilk öğretimden üniversiteye kadar bugünkü sorunları anlatıyorum. Şimdi en önemli konu Sayıştay raporları. Bu sıralar Sayıştay raporları meclise gelir. Sayıştay ne yapar? Devletin, iktidarın, bakanlıkların, bürokrasinin harcamalarının röntgenini çeker. Meclise verir. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ne harcamış diye görürüz. Ve meclis ona göre 2025 bütçesini yapar. Tartışır, konuşur. Üzülerek söylüyorum ki günden güne Sayıştay'ın çektiği bu röntgen kararmakta. Mesela bakın 2020 yılında Ulaştırma Altyapı Bakanlığı 199 sayfa harcama raporunu Sayıştay düzenlerken bugün 48 sayfa düzenlemiş. Ama harcamalar artmış. Geliyorum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 244 sayfa daha önce rapor düzenlemiş, bugün 76 sayfa. 2020-21'de Cumhurbaşkanı'nın yeni aldığı hediyeler, arabanın lastikleri, terzisi, hediye demiyorum bakın, hediye paketlerine harcanan paralar dahil kalem kalem bize, meclise harcama raporları gelirken bugün 3 milyar harcandı. Nereye harcandı? Kimin parası harcandı? Babanızın parası mı harcandı beyler? Ve bu Sayıştay üzülerek söylüyorum ki suç işliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 milyonun oyuyla tecelli eden oluşan meclis toplam bütçede harcanan kalemleri bilmiyor. Paramızın neye harcandığını bilmiyoruz. Kim ihale almış? İhaleler normal mi yapılmış? Nereye harcanmış? Milyarlarca lira paradan bahsediyoruz. Ama Sayıştay gizli, kapaklı, sansürlü rapor veriyor. Çok daha acı bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet tarihinden itibaren ilk kez böyle bir şey oluyor.
Bu Sayıştay'ın yaptığı uygunluk bildirimi meclise veriyor. Nedir? Sayıştay'ın yaptığı genel tüm harcamaların bir hesap denetimini yapar ve bunu meclise sunar. Bugüne kadar en fazla 30 milyar, 40 milyarlık bir sapma olur. Buradan ülkemize bir kez daha sesleniyoruz. Beyefendinin 2023 bütçesi 4 trilyon 808 milyar. Güzel. Ek bütçeyle 1 trilyon 164 milyar daha eklendi. Güzel. Ama toplam ödenek miktarı 7 trilyon 290 milyar. 1 trilyon 300 milyonun hesabı yok. Nerede para? Ya bu para nerede, nereye harcanmış? O meclis başkanlığı derhal uygunluk bildirimini, bu raporları Sayıştay'a verecek. Bu para nerede, bunu getir bana diyecek. Getirmezse meclis başkanlığı, suç işler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi artık bütçeyi yapmasın, hiçbir önemi olmaz. Bakın, bahsettiğim rakam 1 trilyon 300 milyar. Yurt sorunu biter, okuldaki güvenlik, temizlik sorunu biter. Bu para nereye harcanmış? 101 yıllık cumhuriyetten bugüne kadar demokrasi tarihimizde böyle bir rezalet yok. Hem meclis başkanına buradan sesleniyoruz, hem Sayıştay başkanına. Sizin göreviniz yapılan kirli harcamaları örtbas etmek değil. Tüyü bitmemiş yetimin, öğrencinin, çiftçinin, emeklinin hakkını savunmak. Utanın artık, utanın. Utanç duyuyorum ben çünkü. Ve meclis başkanı ne yapacak? Merak ediyoruz. Değerli arkadaşlar, basın toplantısını bitirirken sorularınızı alacağım. Yönetilemeyen bir ülke var. Paramızın, vergilerimizle toplanan bütçenin hesabını yapamadığımız, soramadığımız bir Türkiye var. Türkiye yönetilemiyor. Türkiye soyuluyor. Türkiye'nin parası, işte 600 milyar dolara yakın parası bir grup tefeciye verilmiş. 2017'den 2026'ya kadar 35 milyar dolar ödedik ve ödeyeceğiz. Garantili kamu projelerine, kur korumalı mevduata ödenen para 35 milyar dolar. İşte 700 milyar dolara yakın para. Bu Türkiye'nin geleceği demek. Bir yöneten çıkar ve Türkiye'yi bu girdaptan, kirlilikten kurtarır. Türkiye'yi seçim kurtarır. Sefaleti, hukuksuzluğu, ahlaksızlığı, kirliliği bir seçim kurtarır. O yüzden bir kez daha söylüyoruz. Geçim yok, seçim olmalı. Bu kirlilikle ancak mücadele edecek yeni bir yönetim olmalı. Gencecik insanlar, gencecik beyinler, akıllar, dürüst insanlar gelir, bu ülkeyi kurtarır. Çünkü biz güçlü bir ülkeyiz. Bakın, bu kadar para çarçur edilmiş, sokağa atılmış, soyulmuş, hala hafif de olsa ayakta durabiliyoruz. Ama namuslu insanlar 3 yılda bu ülkeyi düzlüğe çıkartır ve 5. yılın sonunda herkes görür ki bu ülkede ezilen bu bütçeden, bu kaynaklardan hakkını alır diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınızı cevaplandıracağım. Buyurun. Efendim, iki soru olacak. Öncelikle birincisi, Muğla'da geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrı, yönetim çağrıda bulmuştu ve bu siz Sülah Parti'nin elini ne zaman bırakacaksınız demişti. Ardından da geçtiğimiz günlerde bir TV programında MHP Genel Başkan Yardımcısı Zeto Biyonkan bir açıklamada bulundu. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de ikinci sorumda, Ekrem İmamoğlu'nun dava süreci var malumunuz. Bununla ilgili değerlendiriniz nedir? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, ki bugünkü basın toplantımızı İzmir'den, kuruluşun ve kurtuluşun şehrinden yapıyoruz. Hüdapar ve benzeri partiler ve her türlü teröre bulaşmış partilerle aramızda mesafe vardır, bunu herkes bilsin.
Hüdapar dediğiniz parti Narin cinayetinde bile bizleri suçlayacak kadar küçülen bir partidir. İşte Gonca Kuruş bundan 25 yıl önce Mersin'de domuz bağıyla öldürüldü. Onun katili Hizbullah'a kutsayan terör örgütü değildir diyen bir partidir. Üniter yapıyı tartışan, Türk bayrağından rahatsız olan, İstiklal Marşı'nı eleştiren, anayasanın ilk 4 maddesini kaldırabiliriz diyecek kadar aklını yitirmiş bu ülkeye düşman bir partidir. Eğer Devlet Bahçeli, bir kez daha söylüyorum, elini yıkandı mı bilmiyorum elini kaldırdıktan sonra. Ama o görüntüden utanç duymuyorsa onun adına utanç duyan milyonlarca milliyetçi seçmen var bu ülkede. Onlar utanç duymuştur. İzzet Ülvi Yönter'e de şunu söyleyeyim. Ben onu takip etmiyorum. Onun söylemlerini en az Hüdapar kadar tehlikeli buluyorum. O önce Ankara'nın göbeğinde işlenen o cinayetin hesabını bu ülkeye versin. Daha sonra ben ona cevap veririm. Gelelim Ekrem Bey'e. Ekrem İmamoğlu bu partinin, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesidir. Bizim kıymetlimizdir. Soruyor arkadaşlar, bugün toplantı varmış. Düzenli olarak her gün düşünüyoruz. Ve herkes bilsin ki ahmak davasıyla ilgili A, B, C, D planlarımız var. 2019'da seçim iptal edildiğinde nasıl bu parti dimdik ayakta durup 8000 farkı 800.000'e çıkardıysa, nasıl tüm imkanlarını seferber ettiyse, Türkiye'nin her yerindeki belde, ilçe, il, büyük şehirdeki teşkilatlarımız ve halkımız İstanbul'da olduysa, öyle bir hata yaparlarsa herkes onun yanında arkasında olacaktır, bunu bilsin. O sözcükten uydurma bir karar çıkarmayı düşünenler, o kararla Ekrem Bey'e siyasi yasak getirmeyi hayal edenler, sakın böyle bir şey yapmayın. Pişman olursunuz. Çünkü halkın iradesine karşı gelen, yargı yoluyla ya da başka bir şekilde ona darbe yapmak isteyenler tarihler boyu başarısız olmuştur, başarısız olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir durumda 85 milyonla gerekli cevabı iktidarın yargısına verecektir. O yüzden İstinaf ve Yargıtay'daki değerli hakimlere sesleniyorum. Sakın vicdanınıza göre, yasaya göre kararınızı verin. Sakın ve sakın bugün seçim olsa, yarın seçim olsa bu ülkede üçüncü olacak olan bir partinin iradesiyle bu partinin en büyük, en önemli değerlerinden birine ceza vermeye kalkmayın. Tarih sizi affetmez. Bu halk sizi affetmez. Biz yargıyı bağımsız olarak görmek istiyoruz. Öyle bir sözcükten ceza vermek ve vermeyi düşünmek Türkiye için bir cinnet sebebidir. Şimdi gerçekten bir çocuk öldürülüyor. Günlerce o çocuğumuzun cansız bedenini arıyoruz. Türkiye ayağa kalkıyor ve buluyoruz. Şimdi günlerce de gerçek failleri ve olayın çözümünü görmek istiyoruz. Ve bu soru sorulduğunda bu ülkenin İçişleri Bakanı bugüne kadar sustuğumuz için zaten nariler öldü. Değerli arkadaşlar, bakın. Bugün bir karar verildi. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Çünkü yeni olduğu için Hiranur Vakfı. Unutuyoruz. Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel 6 yaşındaki bir çocukla evlendiği için ne kadar ceza aldı? 36 yıl. Diğeri 18 yıl. Unutuyoruz. İşte sus diyeceği yer ve yapılar Hüdapar ve bu gibi yapılara sus demesi lazım bu İçişleri Bakanı'nın.
O milletvekili Ensarioğlu'na ne biliyorsun gel bakayım buraya neyi kapatıyorsun sen demesi lazım. Olayın tabii ki takipçisiyiz. 85 milyon takipçisi. Ama üzülerek söylüyorum ki AK Parti'nin bir milletvekili özel ilişkilerinden dolayı konuşamıyorum diyor. O zaman sen milletvekilliği yapmayacaksın bu ülkede. Biz Narin olayının tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmasını istiyoruz ve yeni Narinlerin ölmemesini, yeni Narinlerin yaşanmamasını istiyoruz. Hepimizin çocukları var. Süleyman Bülbül, Aydın milletvekilimiz çok güzel söylemiş. Bu hareketi sadece Narin ve Narin yaşındaki çocuklar uyurken yapıyoruz biz. O yüzden o bakanı bir kez daha kınıyorum. Bu olayla ilgili ne biliyorlarsa, ne bilmemiz gerekiyorsa hepsini bizle paylaşsınlar. Yoksa yanan içimiz soğumayacak. Yani hiçbir zaman soğumayacak. Tabii. İzmir Çölbesi'nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili siz de takip etmişsinizdir. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu olduğu gibi aynı zamanda ilgili bakanlıkların da bir sorumlulukları var. Siz burada bu çölbesin temizliği konusunda bakanlıkların üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini düşünüyor musunuz? Burada nasıl bir yol izlenmeli sizce? İzmir, Türkiye'nin, Ege'nin, Avrupa'nın en önemli şehirlerinden bir tanesi. Dediğim gibi göz bebeğimiz bizim. Körfez'deki durum İzmir'e yakışmıyor. İzmir halkı da bu durumu hak etmiyor. Burada bakanlık ve belediyeler el ele vererek bu sorunu çözmek zorundalar. Basın toplantısından önce ve İzmir'e her geldiğinde bu konuyu uzun uzun konuşuyoruz. Gerçekten önemli bir sorun. Bu konuda genel başkanımız da çok ciddi bir şekilde belediye başkanlarıyla görüşüyor. Körfez'in temizlenmesi sadece balık ölümleri değil, o koku çevreye verdiği zarar giderilmelidir. Uzun yıllardan beri biriken bir sorun. Maalesef bakanlıklar da bunu ötelemiş. Geçmiş dönem belediyelerimizde de ben mutlaka ki tek taraflı konuşmam, bir ihmal vardır. Ama bu dönem hep beraber İzmir'in Körfez sorununu çözüp orası eskiden olduğu gibi mis gibi kokacak. Buyurun. Başkanım hoş geldiniz. Özellikle dün sosyal medyada AKP'ye yakın hesaplar bazı muhalif AK Parti hesaplar da bu konuda birkaç açıklama yaptı da emniyet mensupları arasında Cumhuriyet AK Parti bazısıyla hareketleri oldu ve 2010'da MHP'ye yapılan kumpas tarzı kumpas yapacağı söylüyor. Sizin bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Efendim bakın ellerinde ne varsa açıklasınlar. Bu soru için çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir belli hesaplar ki bunların bir kısmı bizim partilimiz olarak gözüküyormuş. İsim de verebilirim. Tolga Erdoğan denen bir suçlu ne olduğu belirsiz bir adam. Genel başkanımız ve ailesi hakkında akla ziyan iddialarda bulunuyor. Bizler hakkında akla ziyan iddialarda bulunuyor. Kim bu? Nereden besleniyor? Nereden fonlanıyor? Daha hafta sonu ayrıca hep beraberdik. Sayın Genel Başkan, bizim ailemiz kendi ailesi. Ben ülkeme sesleniyorum. Bu tip kirli insanları şikayet edin. Biz şikayet ediyoruz. İşte Tolgan Erdoğan'la benzeri gibi hesaplar, sahte hesaplar, troll hesaplar partiye bir algı yapmaya çalışıyor. Varsa kasetimiz çıkartın kardeşim. Yok. Olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na, grup başkan vekillerine, milletvekillerine böyle bir iftira atılmaz. Manisa'da bir dava varmış. Utanmaz adam. Ne davası varsa açıkla. Her şey bitti. Ailemiz, ailemizin bütünlüğü, çocuklarımıza mı sıra geldi? Ben Tolga Erdoğan ve onun gibilere soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan hakkında bu iftirayı at bakalım. Bir dakika sokağa çıkamazsın rezil herif. Bir dakika sokağa çıkamaz hemen onu gözaltına alırlar. Ha Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıysan iftiraya uğrayacaksın, hakarete uğrayacaksın. Sesleniyorum elinizde ne varsa çıkartın. Bakın telefonumu hepimiz veririz.
WhatsApp yazışmalarımızı, geçmişimizi, ailemizi, arkadaşlarımızı, istediği isimleri verebilirler, inceleyebilirler. Bundan daha namuslu bir yaklaşım yok. Siyasete geldiğimizde ne durumdayız, bugün ne durumdayız? Yedi sülalemizi, arkadaşlarımızı, WhatsApp kayıtlarımızı, FaceTime aramalarımızı bizim alnımız açık. Geldiğimizden çok eksi bir durumda, gideceğimizden de mal varlığı olarak da para olarak da kimsenin şüphesi olmasın. Ama bir konuda artı olarak gideriz. Şeref ve haysiyet konusunda. Bu iftiraları atanlarda şeref ve haysiyet yok. Ben buradan İçişleri Bakanı'na ve Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Bu Tolgahan Erdoğan ve benzerleri beyefendi, cumhurbaşkanı ki yapmasın, onun hakkında da yapmasın. Bu iftiraları atsa bir dakikada soruşturma açılır. Niye bunlar hakkında soruşturma yok? Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi aile, bizim ailemiz aile değil, öyle mi? Kimse bunlara inanmasın. Biz haysiyetimiz, şerefimiz için yaşadık. Onun için yaşamaya devam edeceğiz. Bu halkın, bize güvenenlerin, son seçimde oy veren %38'in ne başını önüne ediririz, ne onları utandırırız. Biz onları, bu halkı gururlandırmaya devam edeceğiz. Bu kirli vitiracı yapıya rağmen. Şöyle, böyle bir uygulama varsa tüm belediyelere yapsınlar. Onlara yapmıyorlarsa ahlaki bir yapılandırma yapsınlar, herkes borcunu ödesin. İki, kendi belediyelerinden okul, cami, kamu alanlarını takas yapıp borçlarını sıfırlarken bizim belediyelere bunu yolluyorlar. Ben burada adil olsunlar. Biz bu halkın parasını mahalle mutfakları, bu halkın parasını çiftçiye, öğrenciye, burs ve yurt olarak vermeye devam edeceğiz. İstediklerini yapsınlar. Bizim bütçemiz hala çok güçlü çünkü bizim belediye başkanımız çalmıyor ve çaldırmıyor. Çok teşekkür ediyorum.